geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Şimdi ben, benim bir arkadaşlarım var. Onların böyle bir çok ünlü bir şeyleri var, Vine meseleleri var. Beverly Hills kızları. Bugün böyle bir konsept yapayım dedim. Bugün Beverly Hills'teyim. Çok ünlü birisinin menajeriyim. Ve bir yerde birisiyle işte yani konuşmaya gidiyoruz. İş bağlamak üzere evet. Toplantımız var. Peki. Şida. Sima. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Biz şeydeniz de, Amerika'danız da, Amerika'da değiliz şu anda. Başka bir ülkedeyiz. Yurt dışında. Orada şey yapmaya çalışıyoruz. Ay ne fark eder Sima? Türkiye'de fark tamam bir şey yok. Şöyle anlatayım. Şimdi Kaliforniya'da çok sıcak olduğu için böyle giyemezdim. Evet, ay ona hesap edecek abi. Benim hiç şeyim yok şu anda. Aa, sizden bir şey kaçar mı yahu? Benim yok şahsen. Doğru bir müdahale yaptı aslında. Sen değil ama başkasının aklına gelebilir. Doğru söylüyorsunuz. Sima, böyle beyaz sana çok yakışmış. Ay yeni başlayacaksın şimdi sallanmalara. Hadi sallan, rahat edeceksen sallan dur. Teşekkür ederim. Sen de çok güzel olmuşsun. Sima işte böyle yapınca kim inanır sana? Girince de söyledim ne kadar güzel şey yok, olmuş. Yok yok, çok güzel olmuş için. Böyle yarım balıkçı giymişsin herhalde. Evet. Güzel. Bacakların çıplak olunca beni rahatsız etti mi bilmiyorum. Etmedi aslında. Güzel gördüm seni bugün ben. Bacaklarımın niye çıplak olduğunu rengini söyleyeyim. Çok yakıştırdım. O eteğin tipi, boyu senin yaşına çok uygun. Yaşına göre giyindin gibi geldi bana. Bir tek botların olmamalıydı. Belki bir postal neyleri giyebilirdin. O butilerin olmamalıydı. Bir postal giyebilirdin altına. Topuksuz, düz. Öyle daha güzel olurdu. Bugün makyajın daha iyi. Şöyle cevabını şey yapayım. Beğendin mi yorumumu? Evet, beğendim. Beni sevdin mi? Bugünlük şeyim sana karşı iyi. Tamam. Aman ne güzel. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Normalde biz çizmenin altına da yani bir şeyler giymiyoruz. Ve de zaten bu kalın olduğu için burada bir şey gerekmedi. Şeyde ince çorap da giyemedim. Kamerada hem kötü görünüyor hem de yırtıldı sabah. Ayrıca da altına şey giymemin sebebi, postal giymememin sebebi de şeydi. Normalde bu daha böyle bir, çünkü üstüm böyle bir hafif böyle şey ya, maskülen klasik karışık ya, birazcık şey yapmak istedim yani, daha böyle kaldırmak istedim yani, ünlü birisinin yanında böyle ezik gibi kalmayayım diye şey yaptım. Ne gibi? Ya ünlü şey birinin gibi yanında ezik kalmayayım demiş, yani star parçası botları değil mi? Doğru anlıyoruz. Botların olmamalıydı. Botlar ve gözlük mü? Çok sevdim aslında yani. Hı. Hem de buna yakıştırdım, buna yakışacak başka bir şey bulmadım. Tamam. Yok ben botunu sevmedim, postal olmalıydı. Ya bence beyaz sana çok yakışıyor renk olarak. Saçlarını da beğendim ama şimdi botun ayrı bir tarz, çantan çok ayrı bir tarz. Bir de acaba üzerindeki büyük mü, değil mi? Ya bir tek üzerindekini görebiliyorum. Hani içine bakamıyorum bile çok büyük olduğu için. Anlayamadım Sima, böyle güzel misin değil misin, ama botlar hani bir güzel duruyor. Bir de çantaya ve gözlüğe bakınca olmamış gibi geliyor. Ya karışık ama bu sallanmandan zaten anlayamıyoruz ne olduğunu. Niye anlayamıyorsun ki? Sonuçta görüşmeye gittiğim insan alıp böyle kumaşından bakıp içine bakmayacak yani ne olduğuna. Yani ayrıca hani da net zaten bir görüntü göremiyorum şu an sende. Nasıl? Net bir görüntü göremiyorum. Şöyle sürekli bir yaylı yaylı başımız dönüyor. Bak canım. Ya bir ara... Bak canım. Bir daha şöyle bir ara şunu. Ezgi'ye kafamı çevirdim. Başını öne eğmişti artık. Hayatımda bir gün aklımın ucundan geçip şöyle bir savurup atabilseydim yani. Yapsana böyle. Gerçekten hayranım. Üstüne arkasından bak canım bağlayacaksın. Bak canım. Öyle yapmayacaksın. Ya aynısı hepsini nasıl yapayım? Şöyle attın. Evet, arkasından. Bak şimdi canım. Çok güzel manzara. Ben tutuldum yani. Evet, dinliyoruz cümlenin devamını. Sabımını bekliyoruz. Çok baksın. İkna edicisin şu anda. Net görüntü istiyordu. Evet, durdu. Durmuyor ki yani, keşke bir dursa. İnanılmaz güzel görünüyorsun. Ne yapsın? Görünüyorsun. Saçları ahenkle dalgalanıyorsa. Bu kadar güzel olsam ben de duramazdım ama içim hep kıpır kıpır olurdu yani. Şu podyumdan öyle. Ay canım öyle. Keşke. Anladım. Sen kendine de bence özgüvenin olması gerekiyor. Sen yani. Bu kadar sürekli sataşarak gördün olmuyor. Mü? Neyi? Yani deniyorum Ökü Hanım. Kameranın orada gelip verdiği öpücükleri görebiliyor musun? Gördüm Ökü Hanım şöyle. Bir kere yapabildin mi? Yok yapamadım. Hala cesaret edemiyorsun. Doğuştan star.
Ay utandı Öykü Hanım şu an. Benim yerime de ver poz Sima. Mesela Ayşegül olsan nasıl poz verirdi? Ayşegül olsam aslında senin, yani ben normalde içeride mesela Ayşegül'ü, yani kuliste de her yerde de normalde çok yani sempatik buluyorum. Yani tatlı birisi olarak buluyorum. Yani burada ama yaptığı yani çok şey duruyor, soğuk duruyor bence. Daha sıcak olursa daha güzel olur diye düşünüyorum. İşte rekabete girince kendini kaybediyor. Biz de orada zapt edemiyoruz. Yani haklı tarafların var. Ya saçını Sima. Böyle yapabilirsin Ayşegül mesela. O kadar uzun saçım yok. Dudakların güzel ya mesela, öpücük yollayabilirsin. Bence biraz akıl danışması. 25'inden sonra taktik falan. Gülünce de çok güzelsin. Gül edebilirsin. Bak yakıştı. Oldu mu Sima? Oldu. Sima'dan zarafet dersleri, evet. Kamera poz der. Bence sen böyle bir kurs verebilirsin. Kamera önü poz ve zarafet. Yapma gereği duymuyorum. Meslek sırrım. Meslek sırrı. Ama ben tabii kombini beğenmedim. Teşekkür ederim. Ayşenur. Sima, aslında üstündeki sadece beyaz parçayla ayağındakini beğendim. Çünkü içindekiler hani böyle okulda giyerler kızlar, pileli böyle. Ama bir de beyaz olması benim hoşuma gitmedi. Hem pileli hem beyaz. Ya ben aslında beyaz olmasını sevdim. Aslında içini sırf beyaz yapacaktım. Yani beyaz deri olsaydı şey, ne bileyim, o sırf o pile olmak zorunda mıydı? Okul eteği gibi duruyor buradan. Yo, üstündeki gayet güzel. Ya okul eteği böyle, sırf okul eteği böyle olmuyor. Bizim düz eteklerimiz de vardı okuldan. Benim gerçi de onun pembesiydi okul eteğim bu arada. Üstündeki uzun diyorum, güzel diyorum. Ayağındaki ayakkabı da çok hoşuma gitti. Ben seviyordum. Ben bordosunu almıştım. Gülşah da beğenilmeyince ertesi gün geri götürmüştüm. Ama bu siyahı ne bileyim, kombininde boyunu da kesmiş. Doğru kullanıp kullanmadığını ben de bilmiyorum ama beğendim seni. Genel olarak beğendim yani, eteğin haricinde. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nihal. Herkes beğendi, sorun bende herhalde. Ben de beğenmedim. Nihal hiç olduğu beğenmedim. Gibi hiç beğenmedim. Altındaki ayakkabılar olmamış. Üstün olmamış. Bence hiç güzel değilsin. Kendini güzel zannediyorsun ama olmamışsın. Çok kültürlü küre. Üstü bir de gözlerdi yukarıda. Bir yorum alalım önce. Yani bir kere konseptin yanlış. Hani çakma gözlüklerinle iddialı konseptler falan. Ay sanki canım, sen hep taktığın şeylerin hepsinin orijinalini takıyorsun. Yo, tabii ki de çakma da takabilirsin de konseptini ona göre seçebilirsin yani üstünde. Yo, alakası yok. Ben zengin, şu anda söylemeseydim zengin sen bence ailenin zengin şımarık kızı konseptiyle geliyorsan üstünde hani. Yo, öyle bir konsepte gelmedim. Konsepti Beverly iyi dinleseydin Nihal. Böyle eleştirmeye şeysin ya, meraklısın ya. Yani, o zaman konsepti de iyi dinle ki eleştirdiğinde böyle durumlarda kalmayasın. Menajeriysen de yani rüküş bir menajersin. Yine kabul değil. Yo, ben hiç rüküş olduğumu düşünmüyorum. Aynı renk, gün, şeyler giymişsin. Tabii sen beyaz giyemediğin için, seni kalın gösterdiği için hep siyahlara bürünürsün. Öyle. Evet, hep siyahlara bürünürdü. Tag life, gözlüğüm zaten belli. Beyazı giymişsin, üstüne şey dökmüşsün. Ben dökmedim. Başımıza gelen bir kaza. Gerçekten şu an beni çok ağır eleştiriyorsun. Yani saçlarını sürekli maşa yapıp güzel olmuyor. Yok, sürekli maşa yapmıyorum. Sürekli aynı tip model yapıyorsun. Yok, sürekli maşa yapmıyorum. En son ne zaman bir tek şapkalı konseptinde düz yaptın? Sen de o zaman niye sürekli bordo ruj, kırmızı ruj kullanıyorsun Nihal? Yok, onu da sana sürüyorum. Sana onu mu sorsam o zaman? Yok, her rengi sürüyoruz neredeyse. Senin gibi iki haftadır yarışmadığım için. Hep siyahları takıyorsun, hep ayağına bir botları takıyorsun. Yani ayrıca o botlar giyildi ya, onların şeffaf topukları giyildi. Keşke biraz izleyip gelseydin. Sen çok bilgili falan seviyorsun. Yok, izleme deyip geldiğimi söyledim. Ayrıca aynı şeyi giydiğim, onunla aynı yorumladığım anlamına gelmez. Belki o şeyi sen en iyi işte daha şekilde yorumlayabilirim. Herkes aynı şeyleri burada giyip daha iyi yorumlayabilir bence. Siyahtan direkt beyaza geçiş yani. Ben sevmedim. Bence çok sert olmuş. Nasıl geçseydim? Griyle mi geçseydim? Siyah, beyaz, gri mi yapsam? Espriler akıyordu. Espri yapmıyorum zaten şu anda. Belli yani, fark ediyorsan. Ciddi ciddi konuşuyorum. Her şeyi dalgaya çeviren sensin Nihal. Ben en azından kötü bile olsa kombin yapıp geliyorum. My the phone. Alsana. Taklit konusunda da hiç başarılı değilsin. O zaman ben de sana diyeyim ki sen de Gülşah'a özenmeye çalışıyorsun. Pardon? Hızlı konuştuğum için mi? Yo, Gülşah da taklit konusunda bence çok Gülşah taklit konusunda başarılı, evet. Da sen ona doğru gitmeye çalışıp evet, da yarı yolda buldum. Kalanlardansın. Sen atomu parçalıyordun en son zaten, o da taklidi buldu. Ne diyordum? Sen diyorum atomu parçalıyordun en son.
O da taklidi buldu. Yo, ben atom parçalamıyorum. Bilgisayar mühendisliğimle gayet memnunum. Ve zaten programı ve filmi aynı anda götürdüğüm için gayet memnunum. Özden. Yani şu gereksiz iddialarını inşallah altını doldurursun, öyle konuşursun. O zaman yine karşılaşırız ve konuşuruz Sima. Bu gözlerini yukarıya yapma bana, zaten sana sinirliyim. Niye? Arkada bir şeyler oldu, burada anlatamayacağımız bir peki. Şey. Anlatırsak... Yanlış yorumlanmış Özden'e. Özden'le hemen fevri davranıp bana yok, karşı fevri şey fevri davranmadım. Tatlı sert bir şekilde seni uyardım. Böyle bir şey yaparsan sen olacaklarını... Özden. Ben sen seni uyarım. Şey ben söylersin. Seni burada koruduğumda sen beni şey neden koruyorsun dedin mi? Aynı anda konuşmayın, bir dinleyelim ben Özden'i. Ben seni burada koruduğumda sen bana beni neden koruyorsun dedin mi? Herkese karşı, bütün arkadaşlarım beni sana saldırırken... Sen ilk geldiğinden beri burada ön yargısız yaklaşan tek kişi bendim Sima sana. Ben sana ne, ne zaman... Ne oldu? Ben seni uyarınca ne oldu? Kötü polis yok, mi sen, oldum bir, ben? Şuna bir cevap ver. Beni ne zaman korudun? Benim zaten korunmaya ihtiyacım yok. İkincisi, ay burada kuş gibi titriyordun, ağlıyordun. E ağlamakla ne alakası var ki senin beni demek korumanın? Demek ki korunmaya, destek çıkılmaya o yo, an ben, motive olmaya ihtiyacın varmış demek. Ben üzüldüğümden ağlamamıştım. Benim ağlamam üzüldüğümden çok nadiren olur. Ve içimdeki yani hırstan ben çoğu zaman ağlarım. Olsun. Üzüldüğümden çok nadiren yine ağlarım yine desteğe ben. İhtiyacım var demek. Arkada da ağlayıp gelip sarılıyordun yani. Ben sarılma... mi sarıldım sana? Ben burada bir tek Gülşah'a tamam, sarıldım. Peki. Hepiniz bunu size sonra sarılmış. Dans ediyorsunuz tamam ya. Hepimiz şizofreniz. Tamam, bunu sonra konuş, tartışalım. Devamında tartışalım. Neyse, kıyafetinin yorumunu yap. Konu nedir? Yani bunu anlamadım. Boş, konuyu boş. Söylemeden... Yok o şey tamam, öyle olmayacak bir şey. Yok tartışmadık. Ben bir şey duydum. Nihal gelip söyledi. Tartışma esnasında benim ismimi geçirmiş. Ben de arkada tatlı sert uyarabileceğim uyardım. Şekilde onu uyardım. Ya peki. Uyarı deme işte buna. Ne sen diyeyim? Beni uyaramazsın. Sen kimsin ki beni uyardım. Uyaracaksın? Beni uyaracak bir insan değilsin. Sen bana bir şey söylersin. Ben de öyle olmadığını söyledim. Sen de beni dinlemeden direkt geçtin. Marina böyle oldu da o da böyle oldu da öyle oldu. Ben burada ne Marina'yım ne de başkasıyım. Beni kimseyle burada eski sezondan olan kimseyle kıyaslama burada. Tamam, kıyafet yorumunu alalım. Kıyafet yorumunu yapayım. O çizme yani ayağındaki botları çorapla giysen daha güzel olurmuş. Madem bir çok 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 ünlü birinin menajerisin ya, ona göre bir kazancın olur. Elinde de marka bir çantan olur. Hani ezik kelimesini sen kullandın. Bu kelimeyi kullanmayı sevmem. Menajerler illaki marka bir çantamı kullanması gerekiyor. Ama hani havalı görünmem gerekiyor, ezik durmamam gerekiyor dedin ya Sima. O yüzden yo, ben hani dünyaca ünlülerin 20 binlik görünecek araba bile kullandıklarını biliyorum. Orada öyle marka kullanan, marka diye düşünenler aslında kenardan onları izleyenler. O zaman ezik kelimesini kullanmayacaksın. Ben topuklu anlamasının anlamında dedim. Fakir ya da zengin anlamında demedim. O anlamda söylediğini anladınız burada. Çakma gözlüğü getirmişim dedi. Onu niye belirttin? Hayır, çakma gözlüğü şu anlamda dedim. Gözümden sürekli çıkarıyorum çünkü camı bozuk ve önümü göremiyorum. O yüzden dedim. Ama niye belirttin o zaman çakma diye? Orijinali çıkarıyorum. Biraz önce belirtti ya cümlesinde. Orijinali vardı bu gözlüğün, çakmasını takmışım çakmasını diye. Çakmasını bugün yanlışlıkla o zaman almışım dedim. Bunu belirtmezdin. Bunu belirtmezdin. Hayır, yanlışlıkla almışım dedim. O yüzden sürekli çıkarıyorum dedim. Neden çünkü önümü göremiyorum taktığında. Orijinali var. Sen orasını bile anlamamışsın. Niye anlamayalım? Hepimiz anlamıyoruz. Bir tek sen anlıyorsun. Belirtmemin sebebini o zaman anlat. Ben burada çok böyle ay bende orijinali var demek için yani şey için yani takıl, buna takılacağımız bir nokta yoktu. Kimse seni ben çıkaramadım. Sadece gözlüğün camı beni rahatsız ettiği için konu sürekli niye gözlüğe taktım. Geldi ben bunu anlamadım. Özden bir konudan bahsediyordu. Diyor ki eğer konseptin buysa daha gösterişli olmalısın. En azından kullandığım parçalar senin kazancını belli etmeli ki evet Beverly Hills diyorsun, Los Angeles'tan bahsediyorsun. Orada Hollywood yıldızlarının menajerliğini yapanlar gerçekten hep üst seviyede kazançları olan insanlar. Dolayısıyla kullandıkları arabalarda, yani üst kıyafetlerde. Üst seviyede kazancı olan insanların hepsinin çok pahalı şeyler kullanmadığını da gördüm zaten. O yüzden de o cevabı var. İzledin mi? Ama filmlerde bunu... bir dizi vardı. Yok. İzlersen görürsün. Orada öyle şeyler var işte. Ya onların hayatını anlatan bir dizi var. O dizide karakterlere baktığın zaman sohbetleri içerisinde de zaten böyle daha varlıklı olabilmek için, işte milyon dolarlar kazanabilmek için yaptıkları anlaşmalar için
kurdukları tezgahlar vesaire. Çok eğlenceli, çok keyifli bir dizi. Tavsiye ederim. Ya benim çok izlediğim bir insan burada var. Burada hemen hemen herkesin haberi vardır herhalde o diziden. Evet. Oradan yola çıkarak da biz de bir genel görüş üzerinden sana bu eleştiri yapıyor olabilir Özden diye düşünüyorum ben. Aynen öyle. Beverly Hills deyince ilk akla ben gelen dediğiniz gibi lüks arabaların amblemleri, markaların logoları, çat çat dizilerde, filmlerde o gösterilir yani. Hani şimdi bu kadar da mütevazi, hani konseptine göre bu kadar da mütevazi bir menajer olacağını düşünmüyorum özellikle senin. Hazır mısın? Evet. Geçebilirsin. Silva Şerafettinova. Ayakkabı 200 lira, çanta 170 lira, etek 100 lira, kazak 60 lira, ceket 200 lira. Ay hoş geldin. Nereden? Beverly Hills'ten mi geliyorsun? Evet. Bak sen. Beşiktaşlı mısın? Takım olarak? Evet. Ya takım tutmuyorum. He? Takım tutmuyorum. Aa! Ben siyah beyaz giymişsin de bugün hepimiz bir siyah beyaz olduk. Ben Beşiktaşlı değilim. Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeliyiz. Maslı olarak. Aziz Başkan. Canımın içi başkanım. Şimdi Aziz Başkan'ın torunu var. Benim küçük hepimizin hayranı. Tabii ben onun Nurella'sıyım. Ada Gamgam. Sevgili Hande Gamgam'ın kızı. Küçük Ada. Ada Gamgam, Adacığım. Öpüyoruz seni. Ah ah Adacığım, bu kızlar sorma. Beni çok üzüyorlar. Çok üzüyorlar beni. Ah Ada, gel bir gün buraya. Gel kız bunlara. Evet. Evet. Şimdi bir açar mısın şeyini? Hı hı. İçindeki eteği çok beğendim ben. Hmm. Sana bak, bu kuplar çok iyi gider. Fakat ben orada senin o beyaz bacaklarını sevmedim. Niye bilmiyorum yani. Sanki orada bir hafif bir gölge olsaydı, bir şey olsaydı diye düşünüyordum. Bir fluluk böyle. Parisör'ün modeli de güzel. Ama saçların gene yellim yellim gidiyor. Yelelere bak. Yele içindesin. Dün gece televizyonda seni, yani programı izlerken sana baktım. Kız gözlerin, ben buradan çok göremiyorum. Böyle eyeliner çekiyorsun sen. Kendin mi yapıyorsun makyajı? Evet. Çok. Çok başarılısın Sima. Ay çok teşekkür ederim. Ayrıca kıvırma. Kıvırmadan şey, olur eski, mu? Şey, çamaşır makineleri vardı hani, bir böyle gider bir böyle gelirdi. Hani merdaneli mi derlerdi. Aynı öylesin Simacığım. Yalnız demin Özlem bir şey söyledi. Sen geldiğinden bugüne kadar seni hep Özlem korudu, ben biliyorum. Kaç kere seni korudu ama biliyor musun o? Biliyorsunuz ben de o, gördüğümü söylerim. Hep seni o korudu. Yani eleme gecesinde de başka arkadaşları gibi ben de yapmadım. Yani ben de onu yani arkada da her eleme yerde... Eleme gecesi şimdi oradan takma. Yok yani her gün. Ben eleme gecesi arkadaşları ona kazık atmadı. Arkadaşlarının başka bir düşüncesi vardı. Onu şey yaptılar, ona kazık atma değildi. Bunları karıştırma. Bu seni aşar canım. Yok yani içeride de mesela ben de ona karşı iyi oldum ve onun hiçbir şeyi sorgulamadan direkt gelip bana öyle fevri davranış beni gerçekten çok üzdü. Ve yani benim de ona karşı, yani ben de ona karşı bir iyi bir şey yani yapmadım. Yani alttan, şu anda da alttan almak istemedim. Çünkü o içeride bana gelip onu sorabilirdi ama sormadı. Direkt lafını söyledi. Ben böyle bir şeye yani... Konunun ben ne olduğunu bilmiyorum. Demek ki sinir bozucu bir şey, bilmiyorum. Ben ya, hiç duymadım. Nur ama Hanım, Nihal bana çok pardon, Nihal bana yalan söylemez. Nihal gelip söylediği için, hani ona güvenip duyduğum için böyle hani cinlerim tepeme geldi. Sadece ben duymadım ayrıca, herkes duydu. Yabancı insanlar ben vardı, çok ayıpladılar bizi orada. Bilmek de istemem kesinlikle. Ben boş veriyorum zaten o konuyu. Ama tabii içeriği demek ki çok şey bir şey ki bu kadar alevlenmiş ortalık. Bilmiyorum. Daha sonra öğreneceğim arkada.
gereksiz şeyler, tarzınıza bakın çocuklar. Ben sadece şeyi söylemek istedim, seni çok korudu. Hep tuttu seni yani. Ya ben mesela burada da yani içeride de yarışmayla ilgilenmeye çalışıyorum. Zaten o yüzden kimseyle işte bu yüzden ne arkadaş ne de kötü olmaya çalışıyorum. Ama birisi bana sataşırsa ben cevabını veririm. Ve işte böyle şeyleri ben sevmediğim için sadece yarışmayla ilgilenmeme bakıyorum. Ya yani burada olan kısım beni ilgilendirir. Sen mi? Evet. Neyse, konumuza dönelim. Evet, üstündeki pardüsü fena değil. Kombinin zayıf ama daha iyi yapabilirdin. Ben öyle düşünüyorum. Biraz böyle bir eksiğim var. Bir şey istedim. O çizmeleri bunun altında sevmedim mesela. Biraz fazla bir düz gibi kalmış. Ne bileyim, kafamı karıştırdın. Ivana belki daha iyi bir yorum yapar diyorum. 6. Teşekkür ederim. Ay ben de gülüyorum duramıyorsun Sima. Ve kendini o şeyde paltoyla kapatıyorsun. Hiçbir şey görmüyorum ne var altında. Üstündeki saçlar koyuyorsun, kıvırıyorsun böyle. Duramıyorsun yerinde. Aç güzelim biraz bir bakayım seni. Ne var içinde? Balıkçı hakka bluz değil mi siyah? Evet. Siyah opak çorap giymelisin. Kapatma. Aç. Ya evet. Bacaklarımı kapatır diye çok fazla kapatır. Yok normal diye. Bırak. Normal aynen. Bırak. Ha böyle. He böyle bırak. O içindeki siyah etiket kesmelisin. Balton içinde. Aa. Çok. Gel. Şey duruyor. Gel dur şunu bir taksın renk taksın, yapsın. Taksın. Gel şu makyajına da bakayım. Eyeliner çekiş. Allah. Yapıyor Arap zaten. Artistleri gibi. Aynen. Git. Ama tekrar yani ben seni daha böyle az makyajla seviyorum. Çünkü gençsin. Çok fazla siyah şeyler sevmiyorum sende. Yani seviyorum ama daha fresh görünüyorsun. Bir kere senin arkadaş geldi, makyaj yaptı sana. Çok güzel fresh görünüyordun. Şimdi Simacığım ne var biliyor musun? Haydi o ayakkabı da olabilir ama o zaman rugan bir çanta alsaydın elinde. O çanta da değil. Ve o pardosu neyse, kabanosun de bir şey taksaydın. Bir broşlar taksaydın, taş olabilir, çiçekte de, kamelya da olabilir. Bir rozetler lazım, bir şeyler lazım. Üzen yüz değil ama. Üzen yüz değil ama. Nasıl? Üzen yüz var ya, rozet veriyoruz ya. Üzgün surat. Evet. Olması diyorum. Olmaz. Başka bir şey lazım burada. Çok sade, yani zayıf geldi. Sıradan geldin yani. Beverly işte kız. 6. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii ki destanlar yazabilirim konuşurken. Sabaha kadar yorum yaparım. Yani gider sabaha kadar program gider. Ama yapmayacağım. Teşekkür ederim. İnan ki şu yarışma bitene kadar ne seninle konuşmak, ne bir nefesini duymak, seninle, ne yüzünü görmek asla istemiyorum. Ben de istemiyorum Çiğdem. Biliyorum. Marin bir şapka alayım mesela. Kalem siyah pete giyeyim. Çok başka bir şey yaptım. Ben buna katılmıyorum. Altı boş konsept yapma bak irdeliyorsun ya. Altı boş ya. Boş kelimesini çok fazla kullanma da bana. Kullanırım yani çünkü ses geliyor anladın mı? Kaybedip kaybetmemek benim için çok fazla önemli olmaz. Konuştun Ayşegül. Dalga geçemedin diye mi? Tamamla. Yo ben Ayşegül, seninle istersem dalga geçerim. Çok malzeme veren bir ya karakter. Ya senin gibi mi? Senin gibi mi? Bazen hakikaten All Star'da yerin değil gibi düşünüyorum.